O iki tekerleklinin dörtte bir at kuvveti. Ötekilerin 700 at kuvvetinde olanı da varmış dediler bana. Binaenaleyh, şimdi 24 tekerlekli 700 at kuvvetinde olan makinaya göre yük yüklerler. Ötekisine de bir kişi binebilir, arkasına efendim ufak bir heybe de koyabilir. Onun takatı da ona göredir. Binaenaleyh, اَشَدُّ الْبَلَاءَ عَلَى الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَوْلِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ Peygamber sözü aleyhissalatu vesselam. En ağır yükü peygamberler çeker. Sonra evliyalar çeker. Dünyanın ağırlığını. Ki bir peygamber kendi ümmetinin yükü altındadır. O önde giden boğa derler. Böyüşek hafe nazelle lokomotife boğa derdi. Önde çeken o lokomotif, geride olanların hepsini, yükünü o çeker. Onun için Enbiya aleyhisselam kendi ümmetlerinin yükünü onlar çeker. Dünyada da çeker, ahirette de Allah'ın huzuruna geldikleri vakitinde onlar öyle gelir, onların yükleriyle gelir. Cenab-ı Hak bilir ne gibi muamele yapacağını şimdi onlara, o ümmetlere. Şimdi sirrül Kur'an'a ait olan hakikatler vardır ki henüz onların söylenmesine izin yoktur. O Miraç gecesinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak Celle ve Ala nurun tecellisinden murassa olan yalnız isminden başka bir tabir bulamayız onun hakkında. Kutu, sandık, bir sandık verildi. Cenab-ı Allah'ın esmasının tecellileriyle murassa olmuş olan bir sandık idi o. Bu Mehdi geldiği vakitinde Muhammedül Mehdi'ye bunu açacaksın. O zaman sen bilir, ona o zaman açacaksın diye teslim etmiş olduğu bir emanet vardır. O sırrül Kur'an'dır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın sırrıdır. Ki şimdiye kadar açılmamış ve bilinmemiş sırdır. O açıldığı vakitte onun için Mehdi aleyhisselam müştehid-i mutlaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl ki Kur'an-ı Kerim'den alıp yol ümmetlerine yol gösteriyordu. Efendim, onun gibi Mehdi aleyhisselam da doğrudan Kur'an-ı Kerim'den alıp bütün mevcut olan insanlara gidecekleri yolu gösterecektir. Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin huzurunda Mehdi Aleyhisselam'a o bizim için bir sual benim kalbime geldi de acaba zuhurunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam hangi mezhebi takip eder? Dört mezhepten İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbeli, İmam-ı Maliki Hazretleri. Dört mezhebin imamlarından hangisinin mezhebini takip eder diye benim kalbime geldiğinde o zaman Mehdi Aleyhisselam güldü, tebessüm etti orada. O mecliste o kalpten geçeni doğrudan biliyor. Bilmeyen veli olmaz zaten. Dedi ki dört mezhep
bizim arkamızdan gelir. Görmezse durmuştur. Görmezse birleşip bizim açacağımız yolda yürüyecektir. Biz o dört mezhepten hiçbirisinin efendim arkasından gitmeye ihtiyacımız yoktur. Bize verilmiş olan salahiyetle o sırrı Kur'an'a aittir. Ki şimdiye kadar ne kadar evliya geldiyse onlara verilmiş olan ilimlerin üzerinde 700 ilim, 700 mertebe ilim, 700 ilim kapısı açılmıştır Mehdi Aleyhisselam'a. Onlar bizim arkamızdan gelirdi. Onların bilmediği yerden biz yol açıp ümmeti sevk ederiz dedi. Cennetlere. Enbiya Aleyhisselam'a ait olan hakikatler var. Sırrı Kur'an'ın içerisindedir. Ümidimiz odur ki efendim o günlere yetişip de o gibi ulum ile, o gibi ilimlerle kalplerimiz nurlansın. Peygamberlerin hakikatlarına dair Kur'an-ı Kerim'de söz var. Zahirde bilinen var. Sırda olan, Kur'an-ı Kerim'in sırrında olan vardır. Onları o zaman açacaktır Mehdi Aleyhisselam. Şimdi onlar dünyada da ümmetlerinin yüklerini çeker. Ümmetleri onlara eziyet eder. Zahmet verir. Zahmet vermekle onlar ümmetlerini bırakmaz. Onlar kaçsa bile peygamberler onların arkasını bırakmaz. Efendimiz'den kaçanları Efendimiz bırakıyor mu zannedersiniz? Kendisine yazılıp verilmiştir. Bunlar senin ümmetlerindir. Bunları toplayıp benim huzuruma getirmeye namusun diyerekten peygamberimize bildirmiştir. Onun için bir tek ümmet noksan olursa verildiği adedin içerisinden bir tane eksik olsa Allah soracak. Bu nerededir? Muhammed-ül Emin aleyhissalatü vesselam emanet nedir? Aldığını gözetendir. Bir tane eksilse ümmetten emin olmaz. Şimdi yüzbaşları sana vereyim. Akşam 99 geçirsek sana ben emin der miyim? Söyle, Hacı Musa Efendi, diyemezsin. Bin baştalar vereyim, bir tanesi eksilse, akşam geldiğin vakitinde sana emin der miyim? 1 milyon versen, bir tane eksilse, sen emin misin? 1 milyar versen, 1 milyardan bir kimse bir daha eksilse, sen emin misin? O bir tane emanetten çıkarıyor. Muhammedül Emin'dir. Aleyhissalatu vesselam. Emanet vasfıdır. Erestüm Rabbukum galu bela gününde bütün ümmetlerini teslim aldım. Nasıl teslim ettiysen öyle isterim dedi Cenab-ı Allah. Ve resevfe yutike Rabbuke feterda. İstediğini de vereceğim dedi Cenab-ı Allah. Yani sen ümmetlerini gözetebilmek için ne istersen benden iste. Öğreneceğim. Bu salahiyette olduğu halde peygamber eksildim mi getirecek mahşer gününde? Bunları şeytan çaldı. Bu gibi meseleler daha işitilmiş kabilinden değildir. Bu çok mühim olan noktadır. Mahşer gününde nerede sana teslim ettiklerim dediğinde bunları şeytana çaldırdım. Şeytan çaldı gitti ya. Peygamber yüzü ak peygamberdir. Burada da yüzü aktır, mahşerde de yüzü ak çıkacak peygamberimizin. Böyle durmayacak.
bir tane ümmetten kalıp oldu dersen nereye gitti? Yüzü ağır mı insanın orada? Yüzü ak peygamberdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Onun için mahşere geldiği vakitinde bir şeytan değil, iblis bir tane değil, bu dünyada ne kadar mahlukat varsa onun sayısında iblis olsa peygamberin ümmetinden bir taneyi alamaz onlar. Şimdi öyle böyle istediğini yaptırıyor. Efendim şeytan diyor ki, şeytan bir gün huzur peygamberiyle demiş ki cüret etti diyor. Bu hakikati Şeyh'imiz Sultanul Evliya'dan böyle işittim, şimdi de işitiyorum. Demiş ki, ya Muhammed, ya Muhammed demesi de büyük meseledir. Eymet olunmuş, yüceltilmiş kimse manasına. Muhammed ismi şerif. Onu söyledi mi, söylemedi mi? Şeytan diyor ki, ben mahşer gününe geleceğim diyor. O mahşer gününde benim arkamda gelen adamlar kadar hiçbirinizin arkasında kimse bulunmayacak diyor. En çok kalabalık benim tabilerim olacaktır. Benim arkamda gelenler hesapsız diyor. Sizin efendim bir ufak cemaatler, bazı peygamberler de gelir diyor, iki ümmetle gelir. İki kişiden oturuyor, olduğumuz yere oturun. İki kişiden başkasını inandıramayan peygamber de oldu. İki kişi inanmış, koca peygamber. İki kişi arkasında ümmetle gelecek. Bazı peygamberler gelir, hiç yok. Sizin topunuzun diyor, hepsinin arkasında gelecekleri toplasan bir avuçtur. Benim arkamda gelecek umman gibi diyor. O gün ben böyle kabararım diyor. Mahşer günü. Çünkü etbaım çok. Benim bağlılarım hepinizden çok diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi diyor ona. Cevap vermedi. Sen öyle bil manasına. Sen peygamberleri uyu zannedersin manasına o. Peygamberler onlara verilmiş olan kuvvetten haberi olsa iblis çatada ortasından patlar. Haberi yok. Uğraşıp duruyor kendisine bağlamak için. Bağlanır da hesapsız. Zararı yok diyor şimdi. Peygamber biliyor. Peygamberlikte olan sırrı ve kuvveti o bildiği için ona cevap vermeye lüzum görmedi, bıraktı onu. Sen öyle bil. Mahşer gününde şeytan böyle arkasına baktığı vakitinde bir tek adam bulmayacak. Peygamber kuvvetiyle peygamberler kendi kavimlerini de toplayacak. Efendim İbn-Ates gibi onların yüklerini de alacak üzerlerinde. Orada mahşerde olan hakikat sırrı Kur'an'da beyan olunan o hakikati Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında mezun olan hangi evliya ise ondan dinlersiniz. Şimdi kesiktir. Şimdi böyle sözü hocalarınız da kabul etmez. Aşağı yukarı söyleyecek, şudur budur diyecek. Hikmet bilmediği vakitinde bir kimse ona bir şey anlatılmaz. Lakin hakikat bu. Hakikat bu. Ki peygamberin ismi Muhammedül Emin'dir. Ve peygamber aleyhissalatu vesselamın galubela gününde teslim almış olduğu Estaizullah ve legat kerremna beni Adem hitabına dahil olan bütün beni Adem'dir.
bütün insan evladı. Hazreti Adem evladı hepsi de peygamberin eline teslim edilmişti o günkü günde. Yalnız kendi ümmetine dair değildi. Çünkü mahşer gününde Livayhan Efendimizin sancağı dikildiği vakitinde bütün peygamberler kendi sancaklarıyla Efendimizin sancağının altına gelir. Manası bütün Beni Adem onun sancağının altında duracak. O sancağın altına girmeyecek insan yok. Hepsini sığar. Çünkü umumi rahmettir Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ha, bu söz nereden ileri geldi, icap etti buraya kadar? Efendim, bunda hem müjde var, hem bize bir talimat vardır. Müminler de yük çeker. İmanının derecesine göre, imanının kuvvetine göre yükü ağır olur. O ağır yükten dolayı Cenab-ı Allah onu taşıdığına dair mükafatını da verir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz saadetle buyurdu ki benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Ne Nuh aleyhisselam çekti, ne İbrahim aleyhisselam çekti, ne İsa ne Musa aleyhisselam. En çok zahmeti çeken benim dedi. Aleyhisselatü vesselam. Ve Efendimiz'den sonra sahabe-i kiramlar da o yükü çektiler kendi iman derecelerine göre. Onlardan sonra her asırda gelen bütün evliyalar da o ümmetin yükünün altına girdiler. Şimdi bu asırdaki evliyalar bu asırdaki bütün ümmetlerden mesuldür. Şeyhi olan kimseler onların yüklerini kendi şeyhleri çeker. Şeyhi olmayan adam kısmı için ümmetül icabet ve ümmetül davet da yani Efendimizin davetine icabet etmeyen İslam'a gelmeyen, İslam'ını ikrar etmeyen kimseleri de yani Cenab-ı Hak boş bırakmıyor. Onların üzerine 5 kutup tayin edilmiştir. Kutup. Kutbul Milat, Kutbul İrşad, Kutbul Attab, Kutbul Mutasarrif. 5 kutup vardır. Hepsi o 24 saat zarfında boyuna bütün ümmetleri efendim nazar altında tutarlar. 24 saat zarfında şeytan kimleri çaldı, kimleri esir etti, kimlere ne gibi kötülük yaptırdı, onlardan onları kurtarmaya, temize çıkarmaya vazifeli olan 5 büyük evliyadır onlar, 5 kutuplardır. Ve onlardan sonra, evliyalardan sonra herkes imanının derecesine göre yük altında olur. Cenab-ı Allah bize kaldıramayacağımız yükü de yüklemez. Çünkü adaleti vardır. İlahi adalet efendim kaldırabileceğin kadarını verir. Çok geldi derse bir kimse demek ki Cenab-ı Allah o kimseye zulmetti manasına gelir. Haşa. Tam senin efendim kaldırabileceğini sana yükler. Yükü olmayan insan yok zaten dünyada. Herkesin çektiği bir yük vardır. Kimisine hafif, kimisine ağırdır. Kimisinin yükü ağır, kimisinin hafiftir. Kimisinin yükü pahalı, kimisinin hafiftir. O da kimisinin aklı ağır,
kimisinin aklı hafifti. Ona göre Cenab-ı Allah herkese hayır eder. Şimdi Hacı Mustafa Efendi'nin kalp cihetten efendim yazdığı bildiği meseleler vardır da ona dair bir cevap da verdi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu şeytanın meselesinden bir parça dirense şeytan hemen kaçacaktı. O bir parça direnemediğimiz vakitte bize balta oluyor, musallat oluyor şeytan. Bir lahza daha onu biz yenebiliriz de efendim o lahzanın içerisinde sabır ve sebat gösteremiyoruz. Şeytan ve onun hilesi zayıftı buyurdu. Mesela inne keyde şeytani kâne zayıfa. Hilesi, hudası muhakkak geliyor Cenab-ı Mevla. Şeytanın hilesi zayıftır. Yani kuvvetli bir şey değildir. Siz bir parça direnirseniz onun hilesini bozabilirsiniz. Bir lahza direnseniz o bir lahzanın içerisinde bir bütün olan biten zaten. O bir lahzanın içerisinde ya onu reddedersin ya eline esir düşersin o gün. Ta kelime-i şehadet getirip istiğfar çekinceye kadar seni esir tutar. Kelime-i şehadeti getirip istiğfar çektiğinde seni azat eder. Tutamaz seni o zaman. İzin yoktur. Bağladığı bağlar kopar. Kelime-i şehadet getirdiğin vakitte. Estağfurullah dediğin anında zincirle bağlasa zincirlerle kopar. Elinden kurtulursun. Ama oraya kadar esir tutar seni. Netice odur ki her zamana ait olan yükler vardır. Geçmiş günlerin, geçmiş yılların, senelerin, asırların insanlarına tayin edilmiş olan yükler vardı. Bu zamandaki insanlara da gene tayin edilmiş olan yük vardı. Çekeceksin. Çekmeyecek olursan şeytan seni esir alır. Şeytanın esirliğinde kalırsın. Ta ki kelime-i şehadeti getiresin. Yahut istiğfar çekesin. Yahut efendim Allah deyesin, Allah'ın razı olduğu bir söz veya iş yaparsın. Hemen serbest olursun, o bağlardan, zincirlerden kurtulmuş olursun. Her zamanki tecelliye göre insanlar bir türlü yük çeker. Geçmiş asırlardaki yük başkaydı. Bu asırda, bu günümüzde olan insanların yükleri gene başkadır. Hasılı kelam efendim dünya devam ettiği müddetçe insanoğlu doğup yaşayıp ölüme mahkum oluncaya kadar muhakkak ki kendi tecellisi olan neyse o yükün altında olacaktır. Yükü kimse üzerinden atamaz. Bütün dünya birikse senin yükünü senin üzerinden alamaz. O sana tayin edilmiş bir yüktür. Peki bu yük ne için İnsanoğluna yükletilmiştir. Bu yük dediğimizde aslında mükellefiyettir.
Yani insan, insan olması hasebiyle bir şeref kazanmıştır. Ona bir şeref libası giydirilmiştir. Binaenaleyh şerefine göre ona Cenab-ı Hak bir teklifte bulunmuştur. İlahi teklif. Yük odur. Ve onu taşımakla insanoğlu bütün mahlukatın içerisinde şeref kazanmıştır. O yük ilk insandan beri devam eder. Terif şartlar altında o yükü taşımaya insanoğlu memur edilmiştir. O mükellefiyeti bilemeyen, anlayamayan idraki ona efendim kafi olmayan kimseler mükellef değillerdir. Ama ben akıllıyım diye herkes mükellef. Benim aklım ermez derse o zaman o kimse çocuksa çocuk sınıfına yazılır. O zaman insan benim aklım ermez derlerse o da delilerden yazılır. Ve normal olarak herkesin aklı efendim, iyi ve kötüyü seçecek derecedeki onu ayırt edemediği vakitinde o demek ki deliler sınıfındadır. Yaşı var da aklı ermez. Ya çocuk ya deli. Mükellef değildir. Ondan madası mükellef. Ve biz bu mükellefiyeti yalnız bir gün için düşünmeliyiz. Öyle derdi Sultanul Evliya Şeyhimiz Hazretleri. Bunu ben ne güne kadar taşıyacağım? Kaç yıl bunu taşıyacağım? Dedirtme kendi nefsine. De ki bu akşama kadar. Bugünlüktür yalnız. Bu akşam son akşamdır. Sabaha ahirete gidersin. Diyerekten yalnız bugün için sen işle bana. Yarın yoktur. Diye kendi nefsine efendim bir günlük müsaade göster. Yarını garantileyecek adam yok zaten. Çor oğulları, sen efendim oğlu. Bunda namaz ettim. Dün sabah. Sağlam çocuk, sağlam adam. 4:30'da kalp krizi gelmiş, öldü. Kafa sağlam kimse, hiçbir şey yok. Nasıl sen? Kalbi olmayan adam mı var? Evet. Ne zaman kalbi duracağını ne bilir? Kriz geliyorum, geleceğim diyerekten haber verme. Her yaşta gelebilir. Binaenaleyh yarını garantileyecek bir kimse yoktur. Varsa çıksın bana söylesin. Ben yarına çıkacağım diyecek bir adam yok. Acaba Cumhuriyeti çok kuvvetlidir, sorsak söyleyebilir mi? Başkumandan olan paşa, yarına ben hükmederim. Der mi bu geceden? Öyle bir kuvvetli kimseye kendine güvenen adam varsa buyursun, söylesin bakalım. Ne alim var ne zalim. Kimse yarına çıkarım diyerekten yarını garanti edecek adam yok. Öyleyse yarın için ne uğraşırsın? De ki bu akşama kadar bu mükellefiyetimiz. Bu akşama kadar sen bu yükü taşı. Yarın seni azat ederler. Yani. O vakit ne iş olsa da efendim insana hafif gelir, ağır gelmez. Kolay. Ama İmam Şamil Hazretleri'nden söylerdi, Şeyh Efendi Hazretleri'nin. Mehmet Mekan,
Allah sırrını takdis etsin. Şeyh'in Sultan Ölüyan'ın, İmam Şahin Hazretleri'nde makamı cennet olsun. Evliyaullah'a makamı sıdık derler. Evliyaullah'ın makamı o. Makamı sıdıktadır. Bir kimse bu Şeyh Şamil Hazretlerinden efendim ziyaret edeyim, işitiyorum, bir ziyaretine gideyim demiş. Yola düşmüş giderken bir kimseye rast gelmiş, selam vermiş, nereden geliyorsun, nereye gidersin? Sual ettiğinde demiş ki ben İmam Şamil Hazretlerini ziyarete gidiyorum, sen ben onu ziyaretten geliyorum demiş. Peki demiş, nasıl adam bu imam, nasıl gördün? Demiş ki, pek mükrim, ikramı bol olan, çok güzel bir kimse, çok hoş. Her emri tutulur da, yalnız bir emri var onun, onun boynunu almaya demiş, yaklaşma. Namaz dediği bir emir var, gitmez, tükenmez. Boynunu kılacaksın, biri biter arkasından o biri gelir, sabah kılarsın öğlen gelir, öğle kılarsın ikindi, ikindi kılarsın, akşam akşam kılarsın yatsı, yatsıyı kılan sabaha tekrar, tekrar bu. Buna söz vermeden hiç başka ne emir verirse başkasına da demiş. Şimdi milletin haleti ruhiyesini gösteriyor bu. İnsanların çoğu namazı öyle biliyor. Gitmez, tükenmez. Halbuki bir gün gelecek, gitmiş. Kılmaya arayacak da, kılamayacak. O zaman. Gitmez, tükenmez bir şey değildi. Onun için akşama kadar yahu bunu tut, yarın kılın garanti de değil. Bugünün kılın sen tamamla yürüt. Değerekten, yolu kısaltmak lazım. Yolu kısalttığı vakitte yük insana, yol da hafif gelir, yük de hafif gelir. Ne hacik derlerdi. Anadolu'da nerededir o memleket? Ne hacikti bizde? Ne hacikları? İş üç günlük yol. Üç günlük yol dese kimse gitmez yola. O da hacikte dediğinde yola düşer, madem daha cinsin, gidelim diye bu geçişelim der. Bu suretle nefsi elbette ki hak ile biz mağlup ederiz. Nefsin efendim mahkumiyetinden, nefse mahkum olmaktan kendimizi ancak bu suretle kurtarabiliriz. Nefsi böyle bu yoldan sen mahkum etmese başka türlü onu yenmeye imkan bulamazsın. O sana diyecektir. O bitmez tükenmez. Sizin zikriniz de, sizin namazınızın da, sizin okumanız da.